İnsanlar hasta, ateşi çıkmış, öksürüyor ve ölümler var, haberlerde bir şeyler duyuyor. O psikolojiyi bir düşünsenize. O psikolojiyle doktor diyor ki yer yok. İşte o hastalar gidip doktorların yüzüne tükürdü. Öksürdüler. Daha sonra doktorları dövdüler. Bu tarz vakalar ülkemizde de yaşanmaz inşallah. Türkiye açısından bir endişem var. Eğer buradan izleyen yetkili veya yetkililere ulaşabilecek birileri varsa lütfen bunu da iletebilirler. Benim en çok korktuğum şey Türkiye'deki sağlık sisteminin yeterli olmayacağından. Çünkü vaka sayısı arttıkça durum iyice ciddileşecek ve iyice sıkıntı bir duruma gelecek. Ve belki de iyileşebilecek bir hasta tedavisini olamadığı için ölebilecek. Bu çok tehlikeli. Ve hastalık psikolojisini iyi anlamak lazım arkadaşlar. Hasta olan birisi ne tedavi edilen bir kendinizi onun yerine koysanıza. Hastasınız ve tedavi edilemiyorsunuz. Çünkü imkan yok, yatak yok, ilaç yok, doktor yok en kötüsü. Çin koronavirüsünü yendi mi? Yendiyse nasıl yendi? Ne gibi tedbirler aldı? Şu anda Çin'deki son durumlar nedir? Size adım adım arkadaşlar anlatacağım. Çin'de nasıl bir tedbir uygulandı? Ve sonra kısmi kıyaslar yaparaktan Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerle kıyaslayaraktan süreci elimden geldiğince sizlere anlatmaya başlayacağım. Öncelikle arkadaşlar şunu da belirtmekte fayda var. Şu anda ciddi manada burada önlemler hafifledi. Çünkü hastalık çok büyük oranda bitti denilebilir. Şu anda sadece yurt dışından gelen vakalar oluyor. Yalnız birkaç tane yanılmıyorsam içeriden de vaka çıkmaya başlamış. Onlarla alakalı da yine önlemler alınmaya devam ediyor. 23 Ocak 2020 sabah saat 10'da arkadaşlar Wuhan şehri tamamen karantina altına alınıyor. Şimdi burada önemli olan husus şu arkadaşlar. Karantina altına alındığında Wuhan şehri kaç vaka vardı? Toplamda 571 vaka var. Tabii ki yayılmaya başladı anlaşılınca direkt olarak yayılımı engellemek için önce şehri tamamen karantina altına alıyor. Nedir bu karantina peki? Çünkü her karantina farklı. Bizim bulunduğumuz şehirde veya başka şehirlerde karantinalar farklı farklı işledi. Çünkü olayın ciddiyet durumuna göre farklı önlemler alındı. Wuhan'da o zaman toplu taşımalar kapandı tamamen, iptal edildi. Wuhan'a giriş çıkışlar tamamen bitti. Bankalar, AVM'ler, daha sonra birçok dükkan, mağaza hepsi kapatıldı arkadaşlar ve insanların evlerine girmeleri söylendi. Şimdi zaten bildiğiniz gibi o zaman Çin'de bahar bayramı zamanına denk geliyordu tam. Ondan dolayı birçok mağaza, birçok yer kapalıydı. Bu da çok büyük bir avantaj oldu aslında Çin'in yenmesinde. Çünkü zaten ekstra bir çalışma yapmaya gerek kalmadı. Herkes evlerindeydi. Zaten kapalıydı birçok yerler. Sadece turistik yerler kapatılmıştı. Aynı gün içerisinde arkadaşlar 388 vaka vardı Çin'deki diğer eyalet ve şehirlerde. Toplam 25 eyalet ve şehir olduğu söyleniyor. Daha sonra yurt dışında da toplamda 8 vaka daha görülünce bu sefer işin ciddiyeti farkına varılmış oldu. Ve 4 gün geçtikten sonra da bir şey fark ettiler. Hubei'de de bir anda hızlı bir artış olmuştu. 2714 vaka vardı ve anladılar ki bu hastalık iyice yayılmaya başlıyor. Zaten Çin bahar bayramında geçen yıl Wuhan'dan ayrılıp memleketlerine dönen işte öğrenciler olsun, diğer çalışanlar olsun memleketlerine dönüp ailelerini ziyaret eden veya işte seyahate giden 2,5 milyon insan varmış. Ve bu hastalık iyice yayılmaya başladı. İşte haberlerde yavaş yavaş duymaya başladığında Wuhan'dan 2,5 milyon kişinin daha çıktığı öğrenilmiş ve toplam 5 milyon kişinin bu süreç içerisinde Wuhan'dan ayrıldığı saptanıyor. 5 milyon kişinin %70'i Hubei eyaleti içerisinde olduğu saptanınca bu sefer Hubei eyaletinde karantina alıyorlar. Şimdi buraya kadar zaten birçoğunuz biliyordunuz, haberlerden takip ettiğiniz süreci vesaire vesaire. Şimdi asıl benim kıyas yapmak istediğim şey kaç vaka varken nasıl bir uygulama yapıldı? Şimdi Hubei eyaleti dediğimiz eyalet arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesinden biraz daha büyük. 20 bin kilometrekare daha büyük bir eyalet ve 60 milyon nüfusu var. Ve 2714 vaka varken bütün eyalet karantina altına alınıyor. Dışarıdan giriş çıkışlar engelleniyor. Toplu taşıma engelleniyor. Daha sonra restoranlar, mağazalar, marketler, marketlerin bir kısmı kapanıyor arkadaşlar. Şimdi bunu bakalım Türkiye ile kıyaslayacak. Şu anda Türkiye'de 18 bin küsür vaka var. Bu videoyu çektiğim tarihte. 18 bin küsür vaka var ve Türkiye'nin her yerine yayılmış durumda bu hastalık. Ve daha hala daha bir karantina, tam manasıyla bir karantina durumu söz konusu değil. Bunu bir kenara koyalım şimdi. Vakaları, sayıları ve bölge yerlerin büyüklüğünü siz kendi kafanızda bir düşünün arkadaşlar. Önemini, ciddiyetini bu şekilde kavrayabilirim. Hubei eyaleti de karantina altına alındıktan sonra tabii
yüzlerce, binlerce asker, polis ve sağlık çalışanı Wuhan şehrine akın akın gittiler ve oraya yardım ettiler. Bu süreç içinde peki diğer şehirlerde, diğer eyaletlerde durum nasıldı? Yurt dışında vakalar yine çok çok azdı. Dediğiniz gibi 23 Ocak itibariyle 8 vaka varken yurt dışında çok da fazla vaka olmadığı gözüküyordu. Benim bulunduğum yer Xi'an arkadaşlar. Size daha önce zaten buradan videolar, görüntüler paylaştım. Ama karantina sürecinden şimdi detaylı bir şekilde bahsedelim. Burada karantina süreci arkadaşlar 50-60 vaka varken başladı, kısmi olarak başladı. Zaten her yer kapalıydı dediğimiz gibi ama öğleden sonra birçok yer yine açılıyordu. Özellikle marketler ama yine AVM'ler, oteller, diğer turistik mekanlar hepsi kapalı arkadaşlar. Kimse de oralara giriş çıkış yapamıyorlardı. Bakın 50-60 vaka varken bizim nereye girersek girelim, nereden çıkarsa çıkalım hep ateşimiz ölçülüyordu ve burada kayıt altına alınıyordu. Nereye girip çıktıysak. Daha sonra teknolojiyi çok iyi kullandılar burada. Mesela bir vaka vardı diyelim. Vaka saptandıktan sonra o vatandaşın bu 14 gün içerisinde zaten her yere giriş çıkışlar da kontrol edildiği için daha önce de yine bahsetmiştik işte WeChat uygulamasını kullanaraktan giriş çıkışlar yapıyoruz, ödemeler yapıyoruz vesaire. İnsanlar toplu taşımaya biniyorlar. Saat kaçta, hangi hatta aktarma yapmış metroda, otobüste onların tek tek detaylı olarak haberlerde paylaşıyorlardı ve insanlar oralarda gitmemeye çalışıyorlardı. Yine toplu taşıma devam ediyordu burada 50-60-70 vaka varken. Onlarda bir sıkıntı yoktu fakat her yerde kontrol ediliyordu. Türkiye'de ise en azından arkadaşlar şunu ben bekliyorum, bir kontrol edilsin. Şimdi buranın bir diğer avantajı da şu var arkadaşlar. Bizim yaşadığımız yerler site site ve her sitenin etrafı da böyle duvarlarla çevrili bir durumda. Ve 3-4-5 çıkış kapısı olabiliyor. Bu kapıların hepsi kapatıldı. Bir tek kapı açık oluyor arkadaşlar. Ve o kapılarda da en az 4-5 tane güvenlik görevlisi oluyor. Sizin ateşinizi ölçüyor. Nereye gittiğinizi soruyor. Saat kaçta döneceğinizi soruyor. Ve daha sonra da siz döndüğünüzde de sizin tekrar kontrollerinizi yapıyor arkadaşlar. Bakın vaka sayısı bunlar olduğunda 60-70'ti. Yüzlere ulaştığında nasıl oldu? Ve buradaki maksimum vaka sayısı da 120 oldu arkadaşlar. 120'nin üzerine de çıkmadı ve şu anda hiçbir vakayla karşılaşılmış değil. Sadece yurt dışından gelenler var. Onlar da zaten direkt olarak karantina alınıyorlar. 8 tane de öyle vakamız var şu anda Xi'an şehrinde. Peki 100 küsürlere ulaştığı zaman da şöyle bir tedbir getirildi arkadaşlar. Her haneden bir kişi 2 günde bir çıkış yapabiliyor. Ve belirli saatler arasında işte sabah 9'dan akşam 6'ya kadar diyelim ki veya sabah 6'dan akşam 6'ya kadar şeklinde bu şekilde bir kontrol mekanizması oluşturuluyor. Şimdi ise Türkiye'de durumlar nasıl oldu, nasıl gelişti? Hemen çok kısa onlardan da bahsedelim. Türkiye'de vaka olmadan önce İtalya'da, Avrupa'nın birkaç ülkesinde, İran'da özellikle bir patlama yaşanmıştı ve bizim ülkemize de geleceği belliydi açıkçası. Bunun öncesinde bakanlıklar açıklamalar yaptılar sağ olsun. Daha sonra doktorlarımız kanallara çıkıp onlar açıklamalar yaptılar. Sürecin nasıl olduğunu tek tek bize aktardılar. Bunlar çok güzeldi. Hatta ön hazırlık olarak gerçekten iyi bir hazırlanma oldu diyebiliriz. Çünkü hiç vaka gözükmüyordu. Yalnız bize geleceği belliydi. Türkiye'deki ilk vakamız ise 11 Mart'ta açıklandı. 17 Mart'ta da bir ölüm gerçekleştiği söylendi. 23 Mart'ta bu hastalığın bütün Türkiye'ye yayıldığı söylendi arkadaşlar. Bakın artık bütün Türkiye'ye yayıldığı söylenmişti, açıklanmıştı. Yalnız birkaç gün öncesine kadar daha biz hangi şehirde ne kadar vaka olduğunu bilmiyorduk maalesef. Şu anda İstanbul'da 3000 küsur vaka var arkadaşlar. Bakın 3000 küsur vaka var ve şu andaki önlemler, şu andaki karantina önlemleri ne kadar gelişmiş ben size soruyorum. Birçok yine benim de takip ettiğim kanallar olsun, televizyondan olsun, Instagram'dan veya YouTube'dan izlediğim şeyler var. Herkes bir şey söylüyor. Yani 3000 küsur vaka varken şu anda İstanbul'daki durum ne? Bana yorumlarda açıklayın. Hubei eyaletinde, koca eyalette 2000 küsur vaka varken karantina işlemi başlıyor. Bütün toplu taşımalar iptal oluyor vesaire vesaire. Burada bu süreci yaşamış birisi olaraktan bunların çok faydalı olduğunu, yani çok da aslında ekstra bir durum yok. Zaruri bir ihtiyacımız olmadığı sürece evde kalacağız. Burada felaket tellallığı yapmak istemiyorum fakat durumu bu şekilde açıklıyorum. Burada çok hızlı bir şekilde kısmen sert önlemler alındı. Tabii ki teknolojinin getirdiği bazı avantajlar da oldu burada. Sistemin getirdiği bazı avantajlar da oldu arkadaşlar burada. Bunları da göze alaraktan o şekilde bir kıyas yapılabilir. Burada iyi ya da kötüyü belirlemiyoruz. Ben kesinlikle Çin mükemmeldir ya da Çin çok kötüdür, Türkiye berbattır, mahvettiler tarzında bir kıyaslamaya asla girmiyorum. Sadece burada gözlemlediğim ve benim de
tecrübe ettiğim şeylerden size bahsediyorum. Çünkü ben de burada bu hastalıkla 2-2,5 ay mücadele ettim bir şekilde. Hatta biz de yurt dışından geldik, Avrupa'dan geldik ve biz de burada 14 gün karantinada kaldık. Bir şey olmuyor, ölmezsiniz arkadaş. Evde kalsan ölmezsin. Dediğim gibi zaruri ihtiyaçları olmayanlar, zaruri meslekteki zaruri çıkmak zorunda olan bazı çalışanlar haricindeki insanlardan bahsediyorum. Ofisleri kapanan, evlerinde çalışma fırsatı bulan insanlardan bahsediyorum. Keyfi dışarı çıkmayın lütfen. Dışarı çıkmayın. Yani bunun çok bir zorluğu yok. İnsanlara çıkma demesi çok kolay. Hiçbir şey yapma demesi çok kolay. Ama bu insanlar bazıları gerçekten çalışmak zorundalar. Kiralarını ödemek zorundalar. İşte faturalarını ödemek zorundalar. Kredisi varsa onu ödemek zorunda. Bu insanlar ne yapacaklar? Bunları peki düşünüyor muyuz? Evde kal, otur demesi çok kolay. Bunları da biraz düşünüp ona göre hareket etmek lazım. En büyük şeyi dediğim gibi evde çalışma imkanınız varsa zaten birçok ofis artık evine geçti. Onda da kısmen geri kalındı. Yine 10 bin küsur vakalardayken bazı şirketler ancak bu sisteme geçebildiler. Bu hastalık şu anda önümüzde ve ileride belki daha da kötü bir hal alabilir. Yani şu anda gerçekten neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu veya neyin daha önemli olduğunu belirleyip ona göre hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Teknolojiyi dediğim gibi çok güzel kullandılar Çinliler bu konuda. Şimdi diyoruz ki evde kal. Tamam ama insanlar dışarı çıkıp bir şekilde evlerine malzeme almak zorundalar. Sebze meyve almak zorundalar. Ne kadar uzun süreli alabilirsin ki bir sebze alsan, meyve alsan bir hafta içinde, 10 gün içinde bozulup gidecek. Bir hafta 10 gün sonra ne olacak? Burada şöyle bir avantajımız vardı. Biz telefondan elimizde iki tıkla istediğimiz her şeyi sipariş ettirebiliyorduk. Daha sonra evimize kadar geliyordu arkadaşlar bu. Ama Türkiye'de bu ne kadar yaygın? Bir, insanlar alışverişlerini nasıl yapacaklar? Bu mesele çok önemli. İkinci mesele, mesela geçen gün yaşadığım bir olayı size bahsedeyim arkadaşlar. Navigasyonda yolda giderken bir uyarı geldi. Dedi ki 1 kilometre sonra bilmem ne hastanesine geleceksiniz. O hastanede 5 tane, 3 tane o zaman vaka vardı. 3 tane vaka var. Dikkat edin. Navigasyonlar bu uyarıyı yapıyorlardı. Yani teknolojiyi bu yönde çok iyi kullandık. Çin hastane şartlarında olsun, hastanedeki imkanlar dahilinde olsun birçok ürünü, teknolojik ürünü çok iyi bir şekilde kullanmış oldu. Ki şu anda da herkese sarı, yeşil ve kırmızı olmak üzere kare kod verdiler. Bu kare kodları yeşil olan serbestsiniz, bir sıkıntı yok, sağlıksal olarak probleminiz yok. İstediğiniz gibi şu an her yere girip çıkabiliyorsunuz. Daha sonra sarı. Sarı nedir arkadaşlar? Sarı da tedbir alınan kişi anlamına geliyor. Siz sadece sitenize girebiliyorsunuz, sitenizden çıkabiliyorsunuz ama toplu taşımaya binemiyorsunuz. Bankalara giremiyorsunuz, AVM'lere giremiyorsunuz. Marketlere, büyük alışveriş merkezlerine, marketlere giremiyorsunuz arkadaşlar. Neden? Çünkü bunun sarı kolu olanlar yurt dışından gelenler veya sitesinde veya apartmanında, mahallesinde, çok yakın çevresinde hastalık varsa siz de otomatik olarak sarıya dönüşüyorsunuz. Çünkü potansiyel hani hasta olma ihtimali olan birisi olarak sizi toplu alanlardan izole ediyorlar bir şekilde. Zor mu? Zor. Biz yurt dışından geldik. 14 gün karantinamızı olduk. Daha sonra çıktık. 2 gün yeşil oldu. Daha sonra sitemizden birisi sağ olsun bize şikayet etmiş. Bunlar kaçtılar karantinadan diye. Daha sonra bir 14 gün daha sistem o şekilde girildiği için bir 14 gün daha maalesef sarı olmak zorunda kaldı. Hiçbir şekilde ne toplu taşımaya binebiliyoruz ne markete gidebiliyoruz. Hiçbir şey yapamadık yani bir 14 gün daha. Yine evde tıkıldık kaldık. Türkiye'de okulların tatil edilmesi meselesi var. Türkiye'de 47 vaka varken okullar tatil edildi. Çok güzel. Bu gerçekten güzel bir hamleydi. Erken atılmış bir hamleydi. Eğer çok daha ileri düzeyde vakaların olduğu bir zamanda eğer tatil edilseydi çok daha sıkıntılı durumlar olabilirdi. Yalnızca benim şurada bir sorum var, bir şüphem var. Şimdi 47 vaka vardı fakat bir ihtimal hastalık daha çok önceden girmişti bizim ülkemize. Ve birçok insan tatil olduktan sonra evlerine döndüler. Kimisi memleketlerine döndü. Öğrencilerin birçoğu yine memleketlerine döndü. Bu süre içinde yine birçok insan hastalığı taşıyordur fakat semptomları taşımıyordur. Yani hasta bir ateşi yoktur, öksürmüyordur. Fakat virüs onun vücudundadır ve o başkalarına yaymış olabilir. Bu bir sebep. Bir diğer sebep de Umre'den gelen insanların yine dağılmasıyla yayıldığı söyleniyor. Bu konuda da şu anda mesela Çin'de yurt dışından gelenlere nasıl bir muamele var? Okullar tatil mi şu anda ne durumda? Onlardan biraz bahsedeyim. Şu anda yurt dışından arkadaşlar yabancıların Çin'e girişi yasaklandı. Sadece izin alıp şartları bulunduruyorsanız
Ancak o zaman Çin'e giriş yapabiliyorsunuz. Yabancıların şu anda kesinlikle girişi yasaklandı. Ve yurt dışından geliyorsanız, ne olursa olsun, nereden geliyorsanız, geliyor olursanız olun, 14 gün karantina altına alınıyorsunuz arkadaşlar. Ya otelde ya da evinizde karantina süreci oluyor. 14 gün sarı renkli kodunuzla evinizde duruyorsunuz. İşte evinize uyarı asılıyor. Hatta kimi yerlerde gördüm, herhalde zorlama yaptılar neyse. Ya da direkt hasta olduğu belirlenen bir kişi çıkmasın diye kapısına böyle demir parmaklık falan örmüşler. Böyle durumlarda olmadı değil. Son olarak iki şeyden daha bahsedeceğim arkadaşlar. Bunlardan birincisi, Çin'de gerçekten koronavirüsü yenildi mi? Hayat normale döndü mü? Dönmedi mi? Bunu görsel olarak görmek istiyorsanız yorumlarda bana belirtin. Ben dışarı çıkayım, bir de dışarıyı da göstereyim size. Son durum nedir? Marketleri gezerim, AVM'lere giderim, ne bileyim, restoranlara falan giderim. Size onu gösteririm. Bana inanıyorsanız eğer, evet normale döndü. Hatta şu kadar ki Mart'ın 30'unda arkadaşlar lise sonlar başladılar. Çünkü onlar sınava girecekler. Üniversite geçiş sınavına girecekleri için onlar ilk olarak derslerine başladılar arkadaşlar. Bir hafta sonrasında ise orta sonlar, yine liselere geçiş sınavı dolayısıyla onlar da başladılar. Ve öngörülerine göre bu ayın sonunda, yani Nisan ayının sonuna kadar ilkokullar, ortaokullar ve liseler tamamen normal bir şekilde başlayacaklar. Şimdi bunun olduğu bir durumda şeyi çok ihtimal vermiyorum. Hastalığın bitmediğini, daha hala yayıldığı ihtimalini çok göz önünde bulundurmak doğru olmaz. Çünkü artık insanlar ofislerinde işlerine gidiyorlar. Birçok yer açıldı. Marketler, AVM'ler vesaire. Oteller hala kısmen kapalı. Zaten seyahatler de çok fazla kontrol edildiği için insanlar zevkine gidip gelmiyorlar hiçbir yere şu anda. Yine de dikkat etmeye çalışıyorlar. Hala daha evet, bitti diyoruz ama kontroller devam ediyor arkadaşlar. Bakın burası önemli. Kontroller devam ediyor. Biz yine her yere girişte kodumuzu gösteriyoruz. Ateşimizi ölçtürüyoruz. Birçok yere giriş çıkışta yeni kontrollerimiz yapılıyor. Bu çok önemli, yani tamamen salınıp gitmedi yani durum. İkinci mesele ise Türkiye açısından bir endişem var. Eğer buradan izleyen yetkili veya yetkililere ulaşabilecek birileri varsa lütfen bunu da iletebilirler. Benim en çok korktuğum şey Türkiye'deki sağlık sisteminin yeterli olmayacağından. Çünkü vaka sayısı arttıkça durum iyice ciddileşecek ve iyice sıkıntı bir duruma gelecek. Hasta insanlar tedavi olamayacak duruma gelecek ve belki de iyileşebilecek bir hasta tedavisini olamadığı için ölebilecek. Bu çok tehlikeli. Ve hastalık psikolojisini iyi anlamak lazım arkadaşlar. Hasta olan birisi ne tedavi edilen bir kendinizi onun yerine koysanıza. Hastasınız ve tedavi edilemiyorsunuz. Çünkü imkan yok. Yatak yok. İlaç yok. Doktor yok en kötüsü. Ve bundan dolayı maalesef önceden de yaşanan işte doktor dövme gibi kötü olaylar şu anda da olabilir. Burada yaşanan bazı vakalar var. Yaşanmış işte bu yani burada veya başka yerlerde. Lütfen ülkemizde de yaşanmasın. Burada bazen ilk çıktığı zamanlarda özellikle o bir süre sağlık sistemleri burada da yeterli olmadı. O süre zarfında arkadaşlar insanlar hasta, ateşi çıkmış, öksürüyor ve ölümler var. Haberlerde bir şeyler duyuyor. O psikolojiyi bir düşünsenize. O psikolojiyle doktor diyor ki yer yok. İşte o hastalar gidip doktorların yüzüne tükürdü. Öksürdüler. Daha sonra doktorları dövdüler. Bu tarz vakalar ülkemizde de yaşanmaz inşallah. İşte en çok korktuğum şeyler de bu. İnsanlar tedavi olamayacaklar ve daha sonrasında belki kavga çıkaracaklar. Belki o psikolojiyle hastalıklarını başkalarına yayacaklar. Bundan birkaç gün önce YouTube trendlerinde de vardı. Bir programda oradaki bir çalışan, sağlık çalışanı dedi ki buna karşı bir kanun çıkartılmalı ve doktorlar korunmalı. Gerçekten bu çok önemli. Düşünsenize bir doktor belki 50-60 kişiye bakıyor. Ama o adam hasta olduğu zaman onun da izole edilmesi lazım ve istediği gibi hastalara bakamıyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarına çok büyük destek vermek lazım. Maddi olarak imkanı olan büyük şirketler varsa onlar ellerinden gelen ne varsa yapabilirler. Yemek dağıtımı olabilir, para dağıtımı olabilir vesaire vesaire birçok şey olabilir. Burada yine onlar da oldu. Birçok insan yemek dağıttı. Buradaki doktorlara baktılar. Kendi ceplerinden bir sürü şey verdiler. Ekonomik olarak Çin de çok çok zorlandı. Birçok şirket battı, fabrika battı arkadaşlar. Durumun ciddiyetini lütfen herkes bilsin ve lütfen imkanı varsa evde kalsın, dışarı çıkmasın, insanlarla iletişimini tamamen koparsın arkadaşlar. Telefondan görüşün, farklı şeyler yapın, ailenizle vakit geçirin, evde kalın olabildiğince. Çok uzattım. Hadi bakalım görüşürüz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buradaki durumları size açıklayabilmişimdir. Şu anda Çin bu hastalığı çok büyük ölçüde yendi ve hayat normale döndü. Umarım en kısa zamanda ülkemizde de bu durum
Aynı şekilde ve bütün dünyada bu şekilde gerçekleşir. Herkes bu hastalıktan kurtulur. Önemli olan burada hastalığı kontrol altına almak, yayılımı durdurmak. Ondan sonra ise umarım süreç çok daha olumlu bir şekilde işler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınız varsa yorum bölümünden bana sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evde kalın.